nasıl söylesem, kanları kaynayan gençler. Bakalım maçın skoru nasıl olacak? Ben açıkçası ekip 60 takımının turu geçeceğini düşünüyorum ama sonuçta Expo bizi yanıltabilir. Evet. Şu anda mikrofonunda bir sorun çıkarttı. Düzeldi. Ben açıkçası bu maçın eşit başa baş geçeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi Florida ekibi daha genç ve daha çevik bir kadroya sahip. O yüzden özellikle de defansta Kaan'ın olması biraz düşünce getiriyor kafalara ama bence pek de sorun çıkartacak bir isim değil defansta. Bakalım. Yani buraya kadar gelmişlerse zaten pek de bir sorun çıkaracak gibi görünmüyor hocam. Evet. Mücalaş. Denkoko ile beraber köşede Cici Kuş. Meyzi'ye bıraktı Mücalaş. Mücalaş bugün köşede üstünlüğünü kuracak gibi sevgili Kopan. Bakacağız. İlerleyen İkisi dakikalarda bunu kuvvetli bir göreceğiz. isim. Evet, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Denkoko. Ama Solanke de trikleriyle meşhur. Denkoko ise pikselleriyle meşhur hocam. Cici Kuş da sen zaten ligin medar iftarı. Tecrübe Ka. kokuyor diyebiliriz. Evet. Maçtan sonra o derken Büyük bir hata. harika bir gol diyemeyiz. Tabii ki önde gelen baskı golü getirdi sevgili Kopan. İlerleyen dakikalarda harika bir Çok body. güzel, Harika çok bir güzel bir body. body, evet. Denkoko, Mücalaş. Mücalaş. Şu anda sabırlı davranıyor köşede. Rakibinin oynamasına izin veriyor. Aynı benim yaptığım köşe oyunu gibi. Denkoko. Cici Kuş. O ufak bir lag girdi hocam bana. Sesim düzgün mü şu anda? Düzgün, düzgün hocam. Tamamdır. K. Cici Kuş. K. Şu anda Florida ekibi ileri çıkmakta zorlanıyor açıkçası. Bir Baskıyı kontra kırmışlar bir atakta gol şekilde. vururlar umarım. Bu baskının kırılmasını hepimiz istiyoruz nedense. Garip bir duygu. Denkoko. Maisie. Denkoko. Skip atmış inanılmaz yerleşiyor şu anda. Çok da güzel oynuyorlar defansta. Maisie. Solanke. Denkoko. Solanke o duvardan güzel denedi. Cici Kuş. K. Denkoko. Arkadaşını ulaştıramadı. K. Evet. Orada bir paslaşmalar dönüyor. Derken ufak bir lag girdi. Orada bir tehlikeli olaylar dönüyor kale önünde. Köşeye geçti. Bir delişme mi olacak orada? Büyük risk alıyor şu anda Florida ekibi. Gol olmasından tırsmıyor değiliz derken. K. K. Denkoko. Vurdu direkt. Mücolaş kurtardı. Evet şu an inanamadım ne olduğunu. Maisie. Evet 3. dakikaya girdik. Ne düşünüyorsun sevgili Kopan? Vergi hocam, şimdi şöyle söyleyeyim. Silvi 60 takımı defansta iki savunma, yanlış görmediysem iki savunma şeklinde defans yapıyorlar. Bu sayede ilerideki adamlarını rahat top aktarabiliyorlar. Fakat Florida ekibi 3 kişi savunmaya gelerek topu ileri çıkarmakta zorlanıyor. Bu sebepten dolayı Silvi 60 takımı daha çok atakta, daha çok baskılı Ama hocam görünen dakikalarda. Florida'nın iki defansa geçmesi durumunda farkın açılması içten bile olmaz Esra Coleman'ın deyimiyle. Yani bence en iyi defans yapıyorlar Yani derken evet. Denkoko topu ağlara gönderdi. Skor 1-1 serinin ilk maçında. Mücolaş. İşte dediğim gibi hocam. Böyle önde baskılar golü getirecektir. Mücolaş. Denkoko. Güzel bir çalım denemesi. Mücolaj yemedi. Denkoko. Mücolaj. Orada bir baskı geldi. Maisie. Evet şu an. Evet. Maisie. Ciri kuş. Mücolaj. K. Denkoko. Şu anda skip atmış yine ileride. Kurdu baskısını. Çıkartmasına izin vermiyorlar topun. Maisie. Maisie. Denkoko. Kaldırdı K'ya. Solanke. Denkoko. Cici Kuş. Cici Kuş inanılmaz paslaşma ve top ağlarda. Mücolaj. Böyle bir golün geleceğini bekliyor muydunuz? Kopan. Ben Kısa beklemiyordum şahsen. pasta hazırlıksız yakaladılar açıkçası. Ben de beklemiyordum. Sürpriz oldu Evet. diyebiliriz. Derken 3. gol geldi Cici Kuş'tan. Ya, hiç beklemediğimiz anlarda gol atıyor. 2'dir skip atmış. Gerçekten tecrübelerini konuşturduklarını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle hocam.
Florida ekibinde bence defansa bir değişiklik gerekiyor. Solanke ismi bence defansa daha yatkın bir isim. K ileride çevikliğini konuşturabilen isimlerden. Expo Club için. Ama bakalım, onlar bunu düşünebilecek kapasiteler. Kapasitedeler. Cici kuş. Kaldırdı bu mücal aşağı. Ama ucundan geçti derken. Dankoko, cici kuş. Mücalaş üstünlüğünü kuruyor köşede. Takımın kale önüne yığıyor topu. Rakip takımın. Maisy. Cici kuş. Oh be. İnanılmaz kaçtı. Pikseli yapsa gol olabilirdi. Tam benim yapacağım işlerden biriydi hocam. Mücalaş. Hocam şimdi 3 defanstan bu arada lafınızı kesiyorum bahsetmişken. Benim kastettiğim şey şuydu. Şimdi de gördüğümüz üzere. Florida takımı şu an 3 kişi defans yaparak yaptığı için daha doğrusu skip atmış takımı köşede daha çok topluyor. Geriye dönmekten ziyade daha çok köşede vakit geçiriyorlar. Bu sebepten dolayı daha fazla ileride kalıyorlar. Benim bahsetmek istediğim şey buydu. Evet evet. Ama skip atmış ekibi her şeyi planlamış gibi diyemeyiz. Çünkü tecrübeleri bunu öne çıkartan bir şey. Derken Cici Kuş orada neden... Evet evet, bir tık öyle. Maisy. Orada iyi bir oyun kurucu derken felaket lag girdi bana. Düzelmiş olması lazım. Evet düzelmiş. Mücalaş. Kaldırdı pikseli, güzelce yaptı ama üste vuramadı. Dankoko. Derken orada bir garip hata. K şu anda Florida ekibi Renders Galatasaray maçının ilk yarısındaki Renders gibi. İnanılmaz oynuyor. Dankoko. K. Maisy. Mücal. Maisy. Reklam arası girdi. Evet reklam. Maisy. Evet maçta şu anda o inanılmaz bir arkaya. Evet Cici Kuş boş kaleye roketlener mi diyecektim ki. Evet. Kaçırdı. Cici Kuş. Cici Kuş inanılmazı başardı. Düz olmasa belki gol olacaktı fakat. Evet maç sonu Maisy'nin yapacağı ilk mimi aklımdan yapar gibiyim şu anda. Muhabbet kuşlarını göreceğiz chatte. Kesinlikle. Kesinlikle canım. Evet. İlk yer hakkında ne düşünüyorsunuz? Boş kale hariç sevgili Kopan. Açıkçası ilk yer benim beklediğim gibi geçti. Skip atmış takım daha ileride. Florida takım ise oyunu daha geride kabullenmiş şekilde mücadele ettiler. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek. Fakat ben skip atmış takımının buradan maçı vereceğini düşünmüyorum açıkçası, en azından ilk maç için konuşursak. Evet. Şu anda skor 3-1 değil mi hocam? Boş kaleyi ben 4-1 olarak hesapladım da. Evet 3-1. Evet. Bence Florida ekibi bu maçı döndürebilir. Ama evet Solanke beklediğim gibi defansa geçmiş derken Solanke. Atacak mı? Luyin'da mı hatası gördük Solanke'den? Yine kaçırdı zannettim Cici Kuş ama bu sefer attı. Yani hocam bireysel hatalar golü getiriyor. Şey için, skip atmış için. Florida ekibi bireysel hata yapmazsa maçı çevirebilirdi. Şimdi şansları zor gibi derken erken bir gol. Şansı onların tarafına çevirebilir. Oo Maisy. Riskini aldı yine her zamanki gibi. Dankoko. Efendim. Mücalaş. Mücalaş. Maisy. Alışmışım tek sunmaya. Mücalaş. Sizin de Cici Kuş. Solanke. K. Maisy. Maisy. Mücalaş. İnanılmaz. Çok güzel bir gol geldi hocam. Evet. Kitakalarla gelen bir gol. Peki hocam. Bu gollerde Maisy'nin etkisi var mı? Maisy faktörü. Maisy faktörü. Yine bir Maisy faktörü daha. Evet. Aklıma Bandelli'ninde oynayan Maisy geldi. Kimin gelmez ki sevgili Kopan. Evet. Yorum bekliyorum. Yorum yapmıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Mücalaş. Oho. Yani bireysel hatalardan bahsettiğimiz zaman bireysel hata yapmaya devam ediyorlar. Moral düşüklüğü de buna katkı sağlıyordur tabii ki. K. Maisy. Kaldılar diyebiliriz aslında hocam bu. Evet evet gol atalım da bari çok yemeyelim falan kafasındalar herhalde. Yine 32-0, 32-6'lık gibi bir skor görmeyiz tabii ki de. O tarihin. Görmeyiz. Evet. Evet.
Maze. Evet. Oo, işte beklediğimiz hatalar Maze'den. Özlemişim. Olsun. NT Maze. Maçın MVP'si diyebilir miyiz sevgili Kopan? Derken bir hata daha. Gol mü? Aa, gol için değil. Ben erken bence hocam. Şu an için erken. Maç döner mi dersiniz? Döner ya da dönmez hakkında bir yorum yapmayacağım. Fakat şunu söylemek için erken hocam. Belki yaklaşabilir. Belki Florida ekibi hiç beklemeyeceğimiz bir şekilde çevirebilir. Çeviremez. Bilmiyorum. Ama izlemek lazım hocam. Evet. Güzel yolunuz. Sağ olun. Cici kuş. Çok güzeldir. K. Solanke. K. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Kerem Aktürkoğlu ortasıydı bu arada tam. Solanke. Denkoko. K. Evet. Trik denemesi olmadı. Cici kuş. O da bir deneyecek triğini. K. O. Orada bir piksel. Bir tık. Bonus pikseldi. Cici kuş. Şu an iki tarafta birbirini tartıyor hocam. Hazırlık pasları ve karşılıklı paslar açıkçası. Peki skip 60 ekibi şu an için rahata kavuşmuş diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kesinlikle diyemeyiz hocam. Çok güzel örnekleri var geçtiğimiz sezonlarda. Açıkçası kendi oynadığım takımın Tigavara takımının daha doğrusu örneklerini gösterebilirim. Maç bitti derken beklenmedik 2-3 hata maça çevrilmesine sebep olmuştu. Belki bu maçta da olabilir. Derken bir gol daha geldi Florida takım adına. Hocam ben de bizzat Champion of the Life karşısında maç Evolution maçında çevirmiştik. Sanırım ama sesiniz orada tabii biraz... 5 fa... Evet, bilgisayarımdan kaynaklı bir sorun. Arada kasma yapıyor çünkü. Şu an düzeldi mi? Evet. Evolution maçında görmüştüm ben en son böyle bir örneği. 5-1'den dönmüştü. Güzel bir maçtı. Bakalım maçta o örneği görebilecek miyiz? Maze. İstanbul'da değil. Maze. Cici kuş. Evet, oyunum kastığı için bir an bir duraksadım. Maze. K. Florida ekibi şu anda önde basmaya alışmış gibi. Skip 60 ekibi de önde basmalarına izin veriyor. Derken Mücolaş orada bir delişecekler. %100 olmazsa olmaz. Evet. Delişmediler. Solanke. Takımın biraz da üstünlüğü kabullenmişlikten kaynaklı bir rahatladılar diyebiliriz açıkçası. O sebepten dolayı evet. Baskıyı biraz kabullenmişler. Yani tabii ki çeviremezler bunu falan filan kafasındalar kesinlikle. En azından Cici Kuş öyledir. Tanıdığımız, sevdiğimiz birisi. Cici Kuş. Derken Cici Kuş. Ama çok erken vurdu. Yine bir boş kale olsun. Yetişti. Cici Kuş. Cici Kuş hayatında hiç boş kale kaçırdı mı hocam Exo Club'da? Ben hatırlamıyorum. Bir maç kaçırdı. Ben hatırlamıyorum hocam. Ben de açıkçası hatırlamıyorum. Ben daha çok Parker'dan ve Kopan'dan hatırlıyorum. Sizden sanırım. Evet, doğrudur. Benim de yaşamış olduğum birkaç adet pozisyon vardı öyle. Ama benim en unutamadığım Davutovic'in boş kaleye kaçırması. Güzel zamanlardı. Mücolaş. Oy, inanılmaz bir refleks olan keden. Mücolaş, Maze. Biraz soğukkanlı olsa Solanke belki orada gol atmıştı. Evet. Florida ekibi. Evet. O kurtarıştan sonra gelen Uğurcan Çakır heyecanını yaptı sanırım. Olabilir. Cici kuş. Mücolaş. Solanke'de kaldı top şu anda. Solanke. K. Maze. Evet, oyunum kastı yine. Düzeldi şu anda. Cici kuş. Maze. Denkoko. Denkoko. Top ağlarda değil. Şimdi top ağlarda. 3 farka düştü sanırım hocam aradaki fark. Evet, 3-1'di ilk yarı. Şu anda 7-4. Evet. Cici kuş. Cici kuş orta sahaya geçti bu arada. Orta saha gibi oynuyor. Derken Florida ekibi daha düzgün defans yapmaya başladı benim gördüğüm.
Daha tryhard oldular maç için. Derken cici kuş ve top ağlarda. Çok teknik, çok sade bir vuruş. Çok güzel. Evet, yine yavaş vurdu. Ama güzeldi. Duvardan güzel çekti. Daha yakından vurdu, garantiye aldı. Evet. Mücolaş. Cici kuşa kaldırdı. Mücolaş. Solanke. Bu arada o vuruş tamamıyla Mücolaş'ın kendi üstüne aldığı bir vuruştur derken Cicu skor şu güzel. Anda 9 mu oldu hocam? 9-4 oldu. 3-1-9-4 doğrudur hocam. Evet. Mücolaş bir şeyler denedi orada. Son 5 saniye zaten açıkçası bıraktılar maçı. Ben bir sinir görüyorum Florida ekibinde. Bu ilk maç değil miydi? Niye çıktılar? İlk maçtı evet sanırım hocam. Fakat neden böyle oldu sanırım. Maça çıkmayacaklar sanırım. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım hocam. Evet ben de öyle umuyorum. Çünkü bunu yapacak birileri değiller. Ne olduğunu anlamadık. Rejiden haber bekliyoruz. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş fakat. Bari biz ilk maçı konuşalım. Sevgili Kopan. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz ilk serinin ilk maçını? Maç hakkında. Açıkçası hocam benim beklediğim şekilde geçti ilk maç. Ben Sıkıntı 60 takımının kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Onların hem açıkçası bir de şöyle bir durum var. Tecrübenin verdiği avantaj bence şu anki genç ve o kanları kaynama durumuna karşı çok daha büyük avantajı var. Sigip 60 takımı hata yapmadı. Güzel oynadılar. Farkı açtılar. Biraz daha rahatladılar. Biraz saldılar sonunda. Fakat dediler elden bırakmadılar diyebiliriz. Evet. Elinden geleni yaptı Florida ekibi. Kesinlikle. Ama Sigip 60 ekibi tecrübesini konuşturdu. Pozisyon bilgisini konuşturdu. Ve maçı 9-5 veya 9-4 kazanmayabilirler. İkinci maçta bence Florida ekibi daha ısınık ve daha düzgün oynayacaklar. Çünkü sonuçta onlardan böyle bir performansı hiç kimse beklemiyordu. Takımların birbirine bir alışma süreci oluyor hocam. İlk maçta genelde bunu takımlar birbirini tartıyor. İlk maçta sıkı atmış takım biraz daha belki tecrübe ya da ısınıklık onu bilemeyeceğim. Onun verdiği avantajla beraber ilk maçı kazandılar. İkinci maç Florida ekibi biraz daha ısındı karşı takıma. Belki bir sürpriz yapabilirler ikinci maçta. Evet. Şimdi Florida ekibi çok kısa bir teknik aksaklık yaşıyorum hocam. Bir 15 saniye kadar bekleteceğim. Benim de zaten oyunum kasıyor şu anda. Felaket kasıyor. Güzeldi evet. Oyuncular şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Maç izleyen bile var aralarında. Onları bekliyoruz. Kopan'da da teknik aksaklıklar var. Problemi giderdim ben hocam. Evet. Serinin ikinci maçı da başladı. Florida ekibinin vuruşuyla. Maisie, K, Dan Coco. Maisie topu kaldırdı. Ne yapacak? Aşağı vuracak gibi görünüyor. Vurmadı, üste attı. Mücolaş. Cici kuş neden oraya döndü? Anlam veremedik. Derken evet, güzel kapandı orada Florida ekibi. Maisie topu çekti. Mücolaş, K, Maisie, Solanke. Cici kuş güzel paslaşmalar gördük. Ama Maisie'nin bir hatası paslaşmayı bozdu. K. Maisie orada top sektirdi. Mücolaş değil cici kuş. Klasik spiker hataları. Mücolaş. Çok güzel. Ama Florida ekibinde kaldı. Cici kuş. Mücolaş. Cici kuş. K. Solanke. Mücolaş. Mücolaş verdi cici kuş. Perdesini güzel koydu orada. İki kişi eksitti. Ama
Son pası iyi yapamadı. Mücolaş. Mücolaş. Cici kuş. Maisy. Cici kuş. Bir piksel denedi ama. Başarılı yani bir piksel değildi. Gibi hocam. Florida takımı defans konusunda biraz daha ısınık izliyoruz. Florida takımını biraz daha ısınık izliyoruz daha doğrusu ikinci maçta. Daha az. Yani ufak tefek hatalar var ama ona rağmen şu an daha iyi yapıyorlar defansı ilk maça göre. Evet, gayet iyi savunuyorlar. Üçlü. Peki 3 kişi kaleye geçmeleri yok mu hocam öne geçtiklerinde? Ben bu tür hareketleri izleyeceğimizi düşünmüyorum hocam açıkçası. Evet, yine de bir atak yapar. İki tarafta öyle bir takım değil. Evet, şu an Paus aldık. Mücalaş kramponunu değiştiriyor sanırım. Klasik. İsim olası var diğer oyuncularda. Evet. Klasik Expo Club spiker klişelerinde yaptığımıza göre hocam. Maçı anlatmayı bekleyebiliriz. İki takımın da yedek oyuncusu yok bu arada. Evet, öyle bir bilgiyi vermeyi unuttum ben. Hatta Cici Kuş maç öncesinde yedek olduğunu zannedip biriniz Beşiktaş maçını izlesin dedi. Sonrasında yedek olmadığını anlayınca maça devam etti. Evet. Rici'den kötü bir espri. Ben anlamadım şakayı. Ben o yüzden... anlamadım. O yüzden çok da ırgılanmak lazım diye düşünüyorum hocam. Hocam maç başladığında haber verirseniz şu anda teknik bir aksaklık düzeltmek ki, için uğraşıyorum. Evet, geldim. Hoş geldin hocam. Şu anda neyi beklediğimizi bilmiyorum. Ufak tefek tahminlerim var fakat emin olmadan yorum yapmak istemiyorum. Zaten emin değilseniz enginsiniz hocam. Evet, Kenan da olabiliriz ama. Evet. Evet, oyuncular arasında bir konu. Evet. Oyuncular maçında şaka yapmayı da ihmal etmiyor. Harbiden ne oldu? Ben Mücolaj'ın kolay kolay P yaptığını hiç hatırlamıyorum. Sanırım önemli bir şey olmuş Rüdaki. Evet. Mücolaj yerine Just girsin diyen var hocam. Evet, geldi şu an. Mücolaj geldi. Ve maça devam ediyoruz sonunda. Uzun bir bekleyişin ardından. K. Maisy. Başlar başlamaz bir piksel gördük hocam. Dankoko. Solanke. K. K duvar. Çok iyi body Dankoko'dan. K. Ama body'yi bir an kesip 2v1 yapması gerekiyordu orada. Mücolaj. Cici kuş. Cici kuş. Solanke. Topu çekti. Solanke Kaan'ın kafasına. Oy. Güzel denedi ama. Bilardo topu gibi birbirine çarptı orada. Mücolaş. Köşe oyunu. K
Kaan şu an DMs mi tercih daha ediyor? Baskılı, daha baskılı oynuyor evet ilk maça göre. O sebepten evet. Dolayı biraz daha rahatlatıyor savunmasını. Mezi sanırım ufak bir teknik aksaklık yaşanıyor şu an kurucu. Ben devralayayım siz gelene kadar isterseniz. Cici kuş. Aşağı döndü Mayıs. Mayıs ileri gönderdi Mücolaj. Solanke karşısında Denkuk'u hemen üstünde. Mücolaj geri döndü Mayıs tekrar Mücolaj'a. Denkuk'u Mücolaj'ı karşıladı orada köşede. Mücolaj köşede. Denkuk'u ile beraber Mücolaj. Duvarla oynuyor orada. Mücolaj geriye dönmeye çalıştı fakat K çok güzel kapattı Mayıs'ı. Denkuk'u K. Güzel çıktı Florida ekibi. K güzel. Hocam geldim. Siz devralabilirsiniz isterseniz. Ama istiyorsanız sunun. Fark siz devralasınız hocam. Peki. Denkoko. K. Maç öncesi sevgili kardeşim Dekalvi selamlarını iletti. Buradan onu öpüyorum. Cici kuş Meyzi. K. Cici kuş. Evet cici kuş Meyzi. Meyzi. Oo felaket lag giriyor. Hocam bana. Ama sesim düzgün olması lazım şu anda. Düzgün, şu an sesim düzgün evet hocam. Evet güzel. Selamlar hocam. Ben de sesimi verdim yayına. Evet hoş geldiniz sevgili Caz. Hoş geldiniz hocam. Demin Lucy hocamdan bir bilgi aldık. Sen mi hocam isterseniz onu bir bize aktarın. Buyurun Lucy hocam bilgi neydi? Ne bilgisi? Şu an chatte aktardı hocam isterseniz bir iletebilirsiniz sayın izleyenlerimize. Anladım evet. Sinan Engin adresi. Sinan Engin topağlara gitti bu arada hocam. Evet. Görmedim. Bu şakayı dinliyordum çünkü. Cici kuş gönderdim. Evet Mücolaj. Gayet cici kuş cici Mücolaj. Ben de tam hocam okuyordum. Bakamadım. Buyurun siz. Güzel bir baskı. Güzel bir gol. Oradan yani boş el olduğundan ona kanat getirdim. Meyzi. Meyzi. Hocam bir yorum gelmişti bir işten. Skip 60'ın zorlandığını izliyoruz şu anlarda resmen demiş ama sanırım 0-0 iken gelmiş bir yorum. Gerçi yine de zorlanıyor Skip 60 şu anda. Evet. Biraz Florida ikinci maçta biraz daha etkili oynuyor. Görüntü, evet. Daha sınık evet, bir görüntü daha veriyor. Zannediyorum şimdi birinci maçta da bir anda çıkıp gittiler. Maç sonunda unuttular ikinci maçı. Evet. İkinci maçın olduğunu öğrenince bu bir umut gelip şu an devam ediyorlar. Onun verdiği bir moral de var açıkçası hocam şu an. Evet. Meyzi. Solanke. Denkoko. Mücolaş. Cici kuş. Evet. Kim geldi? Allah'tan. Sayın hocam hoş geldiniz. Allah'tan Turiyan'ın sevgili Turiyan. Hocam. Rahat uyutuyorsunuz bizi. Hocam maçı anlatalım hocam. Solanke. Olan ki. Devam hocam. K. Askerden bir ziyaret aldık hocam şu an. Evet Altay maçı. Saygıdeğer Turya Utku arkadaşımızdan. Evet onu çok seviyoruz. Özledik bir an önce gelmişsin dileğiyle. Solanke. Mücolaş. Meyzi. K. K. Cici kuş. Evet maçın 6. dakikasına girmemiz 10 saniye kaldı hocam. Ne düşünüyorsunuz ilk yer hakkında? Hocam çok araya pause dahil birkaç olay girdi. Şu an ikinci maçın ilk yarısını izliyoruz değil mi? Yanılıyorsam düzeltin lütfen. İkinci maçın ilk yarısı evet. Hocam Copa'nın Instagram adresi Copa'nın. Evet. Bossy'nin de Instagram şeyi adresi Bossy Yıldız 2B ile. Solanke. Hocam ufak ben de birkaç yorumumu katayım. İlk maçın ilk yarısı Florida'nın daha diri bir oyunuyla geçti şu anda. 1-0 önde skip atmış. Ama tabii bu şu an ilk maça göre zorlanıyorlar birazcık. Ama yine de favori skip atmış. İkinci yarıda da birkaç gol bulup kazanacaklarını düşünüyorum. Hocam ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Florida ekibi gerçekten hocam, rakibi siz, hocam, tanımış siz gibi oynuyor. Hocam siz bir kersiniz. Buyurun maçı anladım. Engin hocam da biz yorumluyoruz.
Evet, iki yorumcuya alışık hocam. Değilim gerçekten. Buyurun hocam. Siz. Özel hissettim kendimi, devam ediyorum. Solanke. Evet, hocam genelde tek başına spikerlik yaptığı için yorumcu, özellikle iki yorumcu da geldiği anda biraz afalladı diyebiliriz açıkçası. Beni genelde yalnız bıraktıkları için. Evet. Doğrudur. Genel bir yorum almayacağım çünkü direkt başladılar ve yorumunuzu yaptınız zaten. K. Solanke. Formaları bile evet değiştirmeden başladılar. Buyurun hocam. Çok kızdılar hocam şu anda. Erken... Cici kuş. Çok güzel gördü orada mücadeleci. Güzel gördü gerçekten. Evet. Bunun bile yorumunu yaptığım için özür dilerim. Solanke mücolaş. Mücolaş. Hocam ne dedin? İkinci yarı 1-2 gol dedim. Ya siz yok katılmıyorum falan. Yorumculuk işini yorumculara bırakalım. Buyurun hocam. Evet. Mücolaş'ın alışık olduğumuz gollerinden birini gördük yine. Zar zor da olsa vurdu topu çektikten sonra. Maisie. Solanke. Şu anda bu arada hani yeni gelenler için ilk maçı skip atmış kazandı. İkinci seride ikinci maçtayız. İkinci yarıdayız. Skor şu anda 3-0. 3-0 hadi hocam. Cici kuş. K. Maisie arkaya seken bir top Denkoku. Geri dönüşün haberini veriyor hocam. Skor 3-1 oldu hocam. SC diyoruz buradan. Evet. Güzel şaka geldiğine göre. Maisie. Cici kuş. Evet. Neden öyle bir pas denedi bilmiyorum. Cici kuş. K. Cici kuş. Evet, köşede tutuyor şu anda. Çok güzel çekti. Baskı yaptıklarında çekmeyi tercih etti. Çok daha akıllıca düşündü. K. Denkoko, Maisie. Mücolaş. Cici kuş yok mu bir roketi? Yokmuş. Mücolaş orada ayağa kaydı Solanke'nin. Mücolaş. Duvardan güzel sektirdi bu arada. Güzel gördü. K. Denkoko. Oba güzel fake. Cici kuş. Cici kuş kanatlandı hocam. Maçtan önce benim kanatlandı 3 kişi yeter diyordu. Tek kişi de yapıyormuş. İnanılmaz bir pas. Biraz daha bekle sonra Denkoko takımını bir farklı daha geriye düşürmeyecek. Hocam garip bir olay. Maisie gol atmaya koştu. Cici kuş salmadı hocam. Forvet bencilliği. Forvet bencilliği demeyelim. Evet yalnız hocam ikinci yarı skoruna bakarsanız. Evet şu an yorumcu Nil Kara İbrahim gidiyoruzda. Cici kuş. Aha yine, ne oluyor? Cici kuş. Aman Allah'ım. Maisie mi attı hocam? Kuş attı. Hayır Cici kuş attı. Vermedi hocam tekrar. İzin vermedi yine. Maisie'nin bir roketi var hocam. Hareketler yarı finalde direkt atılsın bence de. Rakibe saygı hocam. Kenan'da atmayacağız açıkçası hocam. Maisie biraz perde yapmayı tercih etti Cici kuş. Evet Cici kuş atsın direkt. Maisie'ye salmasına gerek yok. Bu yorum hocam Musarep penaltı attırılmıştı Manisa Spor maçında. O zaman bir yorumcu demiştim. Maisie'den çok güzel bir çizgi kaleciliği izledik öyle orada. Öyle bir şey aklıma geldi evet. K. Denkoko. Hocam şimdi Solanke. Engin hocam hazır buradayken işte teknik kısmını daha iyi biliyor tabii ki bizden. Bir maç hakkında iki maç hakkında bir teknik olarak bir analiz rica edelim. Artık ikinci maçta da fark biraz açıldı. Hocam siz de maydanoz niçin, olmaya gelmişsiniz. Niçin böyle oldu? Niçin böyle oldu hocam? Hocam niçin böyle olduğundan ziyade ben zaten böyle büyü derken 5-2 oldu hocam buyurun. Evet ben zaten açıkçası eski batmış takımının önde götüreceğini düşünüyordum. Beni çıkarmadı. Hadsiz çıkarmadılar. Skip 60 takımı çok güzel mücadele ortaya koydu. Florida ekibi de ufak tefek hatalar evet, yüzünden gelişirken bir hata daha bir gol daha yediler. Evet beklediğimiz bir goldü. İki taraf şu anda bayağı basıyor. Cici kuş. Arkaya bir tane daha top sekti. Telefonlarımızın sesini kısalım Maisie. Hocam. Telefonlarımızın sesini kısalım. Bu sefer attı Maisie. Hocam bana Sinan evet, Engin'den Cici kuş da yani. Cici kuş da arkadaşına tepki gösteriyor mücolaja. Niye salıyorsun diye Maisie'ye. Bu kadar nefret olmaz. 8-2 hocam buyurun. Belki hocam. Evet. Cici kuş. Yani yine bir üstünlükle şu an için. Ama bu Hexball. Burası Hexball Club. Burada her şey gerçek tarzında. K. Oo. Mücolaj. Yine sektim arkaya. Ooo mücolaj. Olay ben biraz korktu artık. Olarak görüyorum hocam. Olay yani biraz daha saldı iki tarafta açıkçası. Evet yani maç anlatacak. Evet Maisie roket gelir mi? Gelmez hocam. Gelmez. Gelmedi. Sağ tuttu. Maisie gol atmak için ileri geçti hocam.
Evet. Gol atmak için nereye geçti? Gol krallığı ne hocam? Durumda? Dengoko çekemedi. Hocam gol krallığı mevzuna hiç girmeyin. Tutamadık konu. Devam edelim. Buyurun. Evet. Bir sanırım bir garip bir olay oldu hocam orada, fakat ben hocam ne oldu şu an, rakipler açılıyor. Dengoko en geride. Kolay ki hatta aldı. Hangi sanırım kavga ediyorlar. 8-3. Hücolaj. Ciri kuş. 8-3 mu oldu hocam? 8-3 oldu hocam ama şu an yani şu paradaki dönmüş kısaya hocam sana. Evet, iki takım da saldı gibi, birazcık oynatmalarım lazım. Seyirciye saygı hocam birazcık. Sanırım topun saygı. Çok arkaya sarkmasından sinirlenip kalenin önünde bekliyor Dengoko. Evet, o da olabilir. Bir sormak gerekirse yani salmaktan ziyade biraz daha trollemek diyebiliriz hocam şu an. Troll ya da aradaki biraz evet sağ yani defansla forvet arasındaki farkı çok açtılar biraz kısa. Yani o farkı ne kadar kısıtlarsa bir takım o kadar iyi oynar hocam. Evet. O farkı açtılar bilerek şu anda. Şimdi düzeldi. Araya 8, girdi. Golünü attı Dengoko. Hocam 8-4 mü ya? Doğru mu söylüyoruz? Hayır, 7-4 hocam. Hocam ben şu an skoru kaçırdım. Hocam ilk yarı 1-0 bitmedi mi? İlk yarı 1-0 bitti. 7-4 hocam. Doğru, evet. 7-4 hocam. Buyurun. 7-4. Çok güzel. Çok güzel. Aa, Solanke. Solanke. Pikselin attığı K. K. Dengoko'ya verdi. Ciri kuş boş kale roketini yine, atamadı. Yine olmadı. Mücolaj'ın önüne düşmedi. Atamadılar bu sefer. Evet. Dengoko. K. K. Mücolaj attı mı? Evet. Atamadı. Olmadı. K. Dengoko. Ciri kuş. Ciri kuş. Neler oluyor? K. Şu anda iki tarafında saldığı açık. Özellikle disk batmış ekibinin. K. Maisie. Maisie. Solanke çekti topunu. Evet. Yani neyi sunacağım bilemedim. Ciri kuş orta sahada bekliyor. Top arkaya sekti. Yine bir boş kale golü geldi. Mücelaj'dan bir B istiyor Mücelaj. Selman hocam yanlışsam düzeltin lütfen. Best of 5 olması gerekiyor. Final öyle hocam. Final öyle. Özür dilerim hocam. Özür dilerim. Final öyle. Yarı final. Doğru. Yanlış hatırladım. Yarı final hocam. İki maç kazanan üst turda. Best of 3 mu oluyor hocam iki maç kazanınca? Best of. Niye Türkçe söyledim ki? Best of 3 mi oluyor hocam? Hocam hani dillere pelesenk olmuş bir laf olduğu için o sebepten dolayı öyle söyledim. Yoksa hani... Anladım. Hocam şimdi iki maç doğradınız. Siz tabii teknik olarak daha biliyorsunuz. Şimdi iki maç kazanan üst turdaysa best of 3 mü hocam? Evet, best of 3 oluyor. Best of 3. Best of 3 diyemeyiz hocam. Çünkü iki dilin orada karıştırılması üç yanlış. Dedim hocam. Doğru. Best of 3 demek daha doğru olur. Evet hocam. O yüzden ben de konuşuyor şu an hocam. Hocam biz de pause'dayken biraz saçmaladık arkadaşlar. Şu an evet 6-12 maç bitmek üzere artık. Buyurun Boz hocam. Alo. Evet sesim geliyor. Alo hocam, evet buyurun. Maisie. Solanke baskısını yapıyor orada Dengoko ile beraber. K. K. Evet, misaj sikisinden eminim. Güzel gördüler onları. Solanke neyi vurdu ama kaleyi tutmadı. Ooo ve toplar daha geri döndü. Şey kesin döndüler bu 8-5. Arada. Florida ekibi yarım saniyede. Dakikada pardon. 8-5. Ooo inanılmaz. Çok güzel çekti Mücolaj. Çok da güzel pasını attı aradan. Çok kritik. Evet. Buyurun Berk hocam. Saygı duruşuna esin. Evet. Hocam evet. Ya bildiğiniz yer basketbolda son saniyeleri böyle geçirirler ya. Aynı onun gibi oldu şu anda. Ve evet. Berk hocam. Ve evet. Skip 60 ekibi. Skip 60 ekibi finalde. Bakalım. 2-0'lık seriyle. 2-0'lık seriyle finale çıktı. Hocam, hocam diğer finalist yorumlar. Belli mi sevgili Cansu? Hocam diğer finalist hani bir saat sonra maç olacak. Hani 10.30'da maç olacak. Hani onda belli olacaktı hocam. Evet hocam. Hocam Engin hocam buyurun siz. Engin hocam sizden yorumlar alalım, yayını kapatalım. Evet. Selamun hocam, teşekkürler öncelikle. Açıkçası iki maç sonucu da benim beklediğim şekilde skip 60 takımının üstünlüğüyle geçti. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Florida takımı da ikinci maç özellikle ikinci maçın başına ilk yarısında daha doğrusu söylemek gerekirse çok güzel mücadele ettiler, fakat fark 2-3'e çıkınca onlar da biraz maça saldılar. Kabullendiler açıkçası, biraz kolay kabullendiler. Ama yine de güzel mücadele ettiklerini düşünüyorum ben. En azından maç
biraz yani cıvımadan diyelim. Cıvımadan cıvımadan önce biraz güzel mücadele ettiler. Ben iki tarafı da tebrik ediyorum. Sigi Batmış'a da finalde başarılar diliyorum. Evet, mutlu akşamlar. Herkese mutlu akşamlar. Ben de başarılar diliyorum.